Şimdi bak, ben emekliyim. Normal maaşımı alıyorum. Dediğim gibi biraz önce PTT'ye git. Herkes kredi. Ben dedi ki bir gün PTT müdürü bana, vallahi dedi, normal maaşını alan dedi, iki kişiden birisi sensin dedi. Geri kalan hepsi kredili. Ne düşünüyorsunuz? Vatandaşın kendisi, bankalara borcu var. Elini veren kolunu kaptırmış diyor beyefendi. Şimdi benim örnek olarak. Bankaların oyunu. Yani o da bankalar da bir nevi zorunda kalıyor. Neden? Birazcık da bunun tüketimle de alakası var. Yani şimdi oğluna düğün yapacak, yapmasın kardeşim, nikah bassın, o da ayrı bir soru. İkincisi şöyle bir şey var. Sağlık konusunda ise tam bambaşka bir şey. Normalinde bir insanın tedavi süreci 35 günü buldu. Bunun zaten 10 günü randevu almakla geçiyor. 10 randevu alıyorsunuz, doktor muayenesi oluyorsunuz. Ondan sonra tahlillere randevu alıyorsunuz. Sonra bir gidiyorsunuz eczaneye, ilaç katılım payı, bilmem ne payı veriyorsunuz. Artı bir de emekli maaşını aldığınız zaman bir 50 lira bir kesinti gitmiş. O da diyor, nedir bu kesinti? İlaç payı, muayene payı, katkı payı. Tabii ki. Yani biz ülkemiz olarak eğitim ve sağlık ücretsiz olması gerekiyor. Evet. Yani gerçekten diğer demokratik ülkelere bakarsan, demokratik ülkelerde, sosyalist ülkelerde eğitim ve okul, eğitim ve sağlık ücretsiz yani. Niye bizim madem bizim ülkemiz çok zengin bir ülke, her şeye gücü yetiyor, o zaman eğitim de ücretsiz olsun, sağlık da ücretsiz olsun. Niye olamaz mı? Evet, ülkemizin ekonomik şartları, aslında bizim bu konuştuklarımızın hepsi ülkemizin şartları. İyisi de kötüsü de bu ülke bizim ülkemiz. Evet. Ülkemizin yönetim şeklinden de memnunuz. Ülkemizde bir taş daha, yani bir duvarın üzerine bir taş koyandan da memnunuz. Ama vatandaş geçinemiyorsa geçinemiyor demeliyiz diye düşünüyoruz. Vatandaşın cebinde para yoksa yok demeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Hal böyle olunca vatandaşın kafasında sağlık, eğitim gibi soru işaretleri olmamalı. Devlet vatandaşın hayatını güvence altına almalı. Doğan her bebeğin, değil mi efendim? Şimdi 18 yaşına kadar güvence altına, o ayrı bir şey de. Şimdi esas sorun şu. Biz üretim ekonomisini üretmiyoruz. Sorun burada. Üretmediğimiz için tüketim toplumuna zaten alıştık. Şimdi sana yani tüketici olduk. Ya kardeşim, şu telefon bana yetiyorsa ben bunun bir üst modeli için uğraş, takside girmemem gerekir. Benim çalışanım yanında benden daha fazla kaliteli telefon var. Neymiş? iPhone bilmem ne. Kardeşim bu yeter. Sen yurt dışında mesela bizim kadar manyak gibi telefon kullanan bir ülke bulamazsın. Ya yok böyle bir şey. Ayağımızı yorganımıza göre mi uzatmıyoruz? Şimdi lüks mü yaşıyoruz? Hayır. Özenti toplum olursan, bugün mesela örnek olarak söyleyeyim. İtalya Starbucks kapıya bir tek Milano'da izin verdi. Dedi ki benim bir kahve kültürüm var, onu bozma. Türkiye'de herkese Starbucks kapı. Kardeşim, sana ne empoze ediliyorsa onu yutuyorsun sen. Emiyorsun. Burger King'ler, bilmem kimler, şunlar bunlar bir şey diyor. Sen git bakalım yurt dışına bir tane Burger King bulabiliyor musun ya da McDonald's? Yok. Bu nedir? Toplumun da bunda biraz kabahati var. Civarına dikkat et. Burada emekliler ne yapıyor? Mesela tamam mı? Eğer ulaşım ücretli olsa var ya, yandılar. Buraya kimse gelmez emeklilerden. Ya bir de biz ülke olarak her şeye şükretmeye alıştığımız için, şükürler olsun, kötü de olsak şükürler olsun Allah'ımla, şükürler olsun diyoruz. Bir şeyleri görmüyoruz yani. Bir şeyler oluyor, bir şeyler yapılıyor. Bunu görmüyoruz yani. Halkımız hep tüketici duruma düştü. Yani üretim yok. Anladın beyefendi mı? Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar emekli maaşınız var? 1950. Yetiyor mu? Yetmiyor. Kaç kişisiniz? Bir kişiyim, yalnız. Bir kişiye 1900 liraya yetmiyor. Teşekkür ediyoruz. Yeter mi bu şart? Ne kadar olmalı? En azından 3 milyon olması lazım. 3000 lira. Nereden gelecek bu para? Nereden gelir yemesin? 650 tane var ya. He. Başımızda Sayın Reis Cumhurumuz da dahil. Abi koskoca Cumhurbaşkanımız, Sayın Milletin vekilleri onlar. Milletvekili mi? Biraz düşünecek. Kendilerine geldiği zaman 5000 lira yok, 3000 lira tamam diyorlar. Niye emekli edemiyorlar? Emekli için diyorlar ki bu maaş yeter diyorlar. 1300 lira emekli maaşı ölsün, bağlıyorlar. Ölsün diyorlar, o zaman iğne vursunlar, ölelim. Emekliler yaşayan bir ölü mü? Ölü tabii. Aynen, gerçek mi? Gerçeği bu. Sakladığım bir şey yok ki, korkum da yok. Bir insan, ben çalışmışım, senelerimi vermişim. Olduğum zaman 50 kuruşlu dolar. Sigorta olduğum zaman.
Şimdi kaç para dolar? 6 liraya gelir. 6 liraya gelir. Ne oluyor? Bak, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi özür dilerim. Tabii. Amcacığım, evet. Sevgili abicim, yıllarca çalıştın, sigorta primi ödedin. Bunun karşılığı 1900 lira emekli maaşı alıyorsun. 1900 lira emekli maaşıyla tek başına geçinemiyorsan, çoluk çocuğu olan, kirada oturan ne yapsın? Onu soruyorum. Ben de kira veriyorum. 800 lira kira veriyorum. Elektriği, suyu. Gitti 1500 lira. Doğalgaza normal mesela suya, elektriğe %20'şer zam yapıldı. Yıllara bir yıl içerisinde %40'lara, %60'lara varan bir zam yapıldı. Ve dolayısıyla insanlar bunu zaten gelirinin bir kısmını bu tüket, elektrik, su, doğalgaz dediğim iş bitiyor. Faturalar belinizi büküyor mu? Büküyor tabii. Bükmez olur mu? 84 lira elektrik geldi. Bereket ki doğalgaz yok. Bir de doğalgaz. Şimdi kış geldi. Doğalgazı yakmayacak mısın? Yakmayacağım. Elektrik yakıyorum dedim. Neden yakmıyorsun? Yok ki doğalgazlı yer tutamıyorum ki. Doğalgaz yer 2 milyondan aşağı ev yok. Ha, tabii doğalgaz evler pahalı. Pahalı. Emekli değerli izleyenler, bakınız. Şu anda İstanbul'un lüks semtlerinden bir tanesi olarak bilinen Şişli'deyiz. Evet. Vatandaşa, emeklimize en varoş dediğimiz ya da gelir ve kültür seviyesi düşük olan bir ilçemize gittiğimizde de aynı sorunu duyuyoruz. Emeklilerimiz geçinemiyor. Şişli'ye geldik. Emeklilerimiz ne halde? Bu haldeyiz işte, gördüğünüz şekilde. Emeklilere de gitsen aynı durumda olacak. Nereye gidersen git. Mecidiyeköy'e gitsen aynı, şeye de, İzzetbaşı'ya gitsen aynı. Amcasını sana bir soru soracağım. Evet. Otobüs bedava değil mi? Bedava. Geziyorsun şimdi. Geziyorsun. Hadi bakalım, şimdi diyeceksin bir kanun çıkaracaklar. Ki büyük ihtimal zaman kısıtlaması gelecek. Ya biliyorum, onu da biliyorum. Yani ne zaman kısıtacağı ya. Şimdi bu amca ne yapacağını söyleyeyim sana. Kahveye gitse şimdi çay ısmarlayamaz. Evet. Bu amcaya da, abiye de çay ısmarlanan çıkmaz. Çünkü herkes birbirine bakıyor ki kahvede artık, ya yancı gelmese de bir çay ısmarlamasam diye. Öyle mi? Öyle tabii. Aynen bu. Vatandaşın cebinde, emeklinin cebinde para yok diyorsunuz. Ya bir şey cebinde. Cebimde 15 lira para var, maaşımı alamadım, patatesini alacağım. Neymiş? Cumartesiymiş, pazara gelmiş, 20'sinde alıyorum. Pazartesini alabilirsin diyor. Ya böyle bir... Ya bu vatandaş ne yapacak diye sormadım. 2 gün 15 lirayla ne yiyeceksin, ne içeceksin? Bana ne diyor müdür? Git diyor baştakilere söyle. Baştakilere ne söyleyeceksin? Baştakiler 600'den de buluşmuşlar. Kendilerinin yaşamını düşünüyorlar. Gelsin yüzüne söyle. Emeklinin hali nedir onu söyle amca. Emeklilerin sürünmek. Ha, bunu söyle. Bunu söylüyorum. Başka bir şey söyleyeyim mi? Emekli olacaklar var. Neymiş, para yokmuş. Emekli yapamıyor. Adamın ödemiş, prim ödemiş. EYT'ler. EYT'ler. O ayrı soru. Ne genleri yerken... Ya Allah aşkına al şu mikrofonu. Konuş, devlet büyüklerimiz emekli olarak neyse, ne istiyorsan söyle. Hadi söyle orada. Ya söyle, emekliyi söyle. Emekli bak, oraya hakkını, bakar, bana değil buraya bak. Hakkını vermesi lazım. Oraya çünkü bakayım. Hakkını vermiyor. Bir emekli 30 sene, 25 sene, 25 sene çalışıyor. Bunu yok, para yok. Para yok diye nasıl yok para? Parayı o zaman ne yapıyorlar? Yargın zelzele topladılar, yola yatırdık diyorlar. Yola milletin parası yola yatmaz ki, ev yapılacak, nasıl yaptıracak? Şimdi diyor ki olur, ödeyeceksin diyor. Konuş amca, sen konuş. Konuşacak tutuldu, kusura bakma. Tamam. Evet değerli izleyenler, şimdi yaş kaçtı amca? Yaş? 82. Maşallah, dipçik gibisin. Evet Allah, Allah'ın izniyle, görüyorum. Peki, çok güzel. Şimdi emeklimize Allah sağlık sıhhat versin. Emeklinin içinde bulunduğu bu durum gerçekten içler acısı olarak nitelendiriyoruz. Emekliye, özellikle de 2008 yılından sonra emekli olanlara 1250-1300 lira civarında bir emekli maaşı bağlanıyor. Bu nedir? Nedir? Ya sendika olmayan memlekette emekli işçi korunmaz. Bu memlekette sendika yok. 1954'te biz Taksim'den Beyazıt'a yürüdük, Beyazıt'tan Taksim'e yürüdük. Neden? Hakkımızı almak için. Aldınız mı? Aldık. Sendika. Şimdi emekli alıyor mu? Alamıyor. Sendika oldu mu iş sahibi kovuyor. Emeklilik sendikası kuruluyor yakında. Onun müjdesini de verelim. Emekliler için bir sendika kuruluyor şu anda. Değerli izleyenler, sevgili emekliler, gerek yurt dışından gerekse yurt dışından bizi izleyen emeklilerimizin birinci sorunu geçim. Seçim değil bak. Seçim.
Evet. Milletin vekillerinin ya da siyasetçilerimizin birinci sorunu seçim olabilir. Ama biz diyoruz ki milletin birinci sorunu geçim, geçim, geçim. Geçim. Bak bunların ne var biliyor musun? Seçim zamanı geliyor, sana uzat elini, ver elini diyor. Seçimden sonra? Seçimden sonra bir daha uğramıyor. Şişli Belediye Başkanı'na dahil. Ben Cumhuriyet Halk Partili'yim. Geldiği zaman semtte Mecidiyeköy, Kuştepe'ye falan geldiği zaman elimizi sıkıyoruz. Şimdi yüzünü görmek için... Seçim bitti. Bitti. O şey milletvekili bitti. Piyasada yok. Belediye yok. Başkanı piyasada yok. Sen ne zaman piyasaya çıkacaksın? Ben mi? Sen. Ben de çıkacağım bundan sonra. Seçim zamanı çıkıyor musun piyasaya? Seçim zamanı çıkmam bundan sonra. Niye? Neden bu kadar tepkilisin abi? Anlamıyorum seni. Ney bile atmam ya kardeşim. Bak. Cuma günü şurada namaz kılıyorlar. Şu cami istese bir kat yapar. Buraya masraf ettiler. Millet yolda göre gösterişin olmasın Müslümanlık. Müslümanlık gösterisi olacak hiç, bu boş. Bazısına söylüyorsun Müslümanlık diyor. Ya herkes Müslüman. Elemde hepimiz camiye gidiyoruz. Abi siyaseti konuşuyoruz. Dini tamam, bir kenara tamam, koy. Başımızın tacı. Başımızın tacı. Senin siyasetçilere bir güvenin var mı yok mu? Hiçbirine. Niye bu kadar tepkilisin abi? Yok çünkü çalışmıyorlar ki. Cebine çalışıyor. Nasıl cebine? Gelinler bugün işçiye %4 zam verir. Gelinleri zamanı parmak kaldırır. 5 milyon desene 5 milyon tamam diyorlar. Hepsi el kaldırıyor. Kim yapıyor bunu? Hepsi bütün milletin vekilleri mi? Vekiller yapıyor. Bunlar milletin, senin benim vekilim, o hak etmiyor mu? Etmiyor. Niye? Gidip geziyor mu köyleri? Yok. Şey yapıyor mu? Köylüye veriyor mu şey? Vermiyor. Yok. Abi köylü güllük gülistanlık içinde yaşıyor diyorlar. Nasıl yaşıyor? Gitsin. Yaşıyor. Emekli güllük gülistanlık içinde mi? Ne günü insan meyve alamıyor. Gidiyorum böyle görüyorum. Elma sayından alınsan görüyor. Vicdanımsınız diyor. Ben bekar yaşayan adamım.